Haluk, gel bak sütle silelim. Yanması birazcık azalır. Ha? Yok yok, istemiyorum. Çok yanıyor. E tamam işte, inat etme. Bak süt azaltacak. Ben sildim, rahatladım. Hadi gel. Hadi. Ya bu kadınlar kim ya? Sen kimleri alıyorsun eve böyle ya? Hepsi bizim şirketler. Böyle bir rezillik, kepazelik olur mu Meltem? Ne abuk subuk hareketler bunlar. Sık gaz sıkmalar, bilmem neler. Haluk, sen bir az duygulu adam değil misin? Valla ben seni böyle şey zannederdim. Bak ne gözyaşı varmış Haluk'ta, görüyor musun ya? Tamam. Ama yani bir şey hakikaten Meltem, insan evine bile rahat giremeyecek mi? Böyle şey olur mu Allah aşkına ya? Valla çok sinirlendim Gönül yani. Hakikaten böyle bir delirdim ya. Ay ya, tamam. Ama öyle yani, şimdi bir şey yapacaktım, bir baktım kadın yani. Kadın olmasa valla çok yani hakikaten başka bir şey yapacaktım. Yani benim tersim kötüdür, bilirsin Gönül. Hepimiz biliyoruz, evet Tuna. Al bak hadi. Yok, Haluk yok. İnat etme de sür şunu gözüne hadi sütü. Beni dövdürmek için adam mı tuttun? Pardon, kadın mı tuttun? Hiç olur mu öyle şey? Aşk olsun Haluk ya. Ha. Ne bileyim, böyle bir heyecanlı, enteresan insanlar artık kendi evliliklerinde ne yaşadılarsa anlayamıyorum yani. Olur mu böyle bir şey canım? Herkes bir mi? Deli gibi bir şey bunlar. Haklısın Gülücük. Yani Haluk'u o kadar anlattım anlattım, anlamadılar. Bir tanısalar zaten Haluk. Hadi gel Haluk. Ya ben bir kötüleştim galiba. Gönül, ben tansiyonum benim. Sen arkadayım, ben su getiriyorum. Yok, ben kötüleştim su Gönül getirin. Vallahi bak. Oğlum sen nasıl adamsın ya? Gazı ben yedim, dırıldanan sensin. Sen yedin abi, seni kadar ben de yedim. Ben suratıma çıktı kadın ya. Tamam tamam, sakin ol sen Tuna. Sana vereyim. Ben de bir çay koyayım. Bak daha burada pamuk var. Tamam, tamam. Hadi Haluk, şu sütten birazcık hadi. Yok, yok. Hadi. Ay. Ay, bütün beynim aktı. Ah. Ne yapıyorsun oğlum sen ya? Abi gözlerim çok fena oldu, yemin ediyorum ya. Meltem. İyiyim Tuna, sağ ol. Biz de tabii yani bu durum bizi de şey yaptı yani, üzüldük yani Meltem. Yani nasıl oldun Haluk? Gözün iyi mi? Daha iyi, daha iyi. Tabii buraya gelmeden önce daha iyiydim. Haluk. Ben yani gerçekten özür dilerim. Hiç böyle bir şey yapacakları aklımın ucundan geçmedi yani. Önemli değil, önemli değil. Sen şey yapma yani. Problem yok. Çaylarımız da bitti. Hadi kalkalım Tuna. Benim daha var Gönül. Bitireyim kalkınız. Bitmiştir o Tuna. Görmemişsindir sen. Hadi yürü. Yürü. Bitmiş, ben görmemişim evet. biz şey yavaş yavaş. Hadi evet. İyi akşamlar. Hadi, hadi geçmiş olsun, geçmiş tekrar. Olsun. Meltemciğim. Hadi Tuna. Gözün nasıl? İyi, iyi, daha iyi. En azından açabiliyorum. Biraz yanıyor ama... İnat ettin, şu sütle bir yıkamadın gözünü. Gerek yok, iyiyim ya. Benim öyle içim rahat etmiyor. Tamam, yıkamadın gözünü bari şöyle bak, bak kompres tamam. Meltem iyiyim, gerek yok. Gerek yok, iyiyim. Bir şey olmaz, bir şey. Ya iyiyim. Müsaade et şunu birazcık, şöyle bir sileyim ağzını. Ama inatçısın ha. Ben mi sen? Ben öyle seni canlayınca şey ettim. Evet. İyiyim. Yani bir şey etmeye gerek yok. Biraz iyi oldu mu? Daha iyi. Sağ ol.
şey istemek ister misin? Ya. Ya belki maç falan vardır, kaçırma. İstemiyorum. Aç mısın, yemek hazırlayayım mı? Ya, Dominant teyzede yedim. Sen eğer bir şeyler yemek istiyorsan sen yiyebilirsin yani. Yok, yok. Ben atıştırdım işini. Çayın soğumuştur. Yenileyim mi? Yok, hayır. Ben kalkayım. Kalkma. Kalkayım, kalkayım. Kalkma. Niye? Bir şey demeyeceğim. Ben kalkayım o zaman. Gece kal. Kalayım mı? Niye? Çünkü uzun zamandan sonra ilk defa eve geldim. Ya Dominant teyze ile Tuna o kadar çok ısrar etti ki yani onları kıramadım yani. Yoksa ya gelmezdim. Seni de rahatsız etmezdim ama yani onlara da göstermek istedim. Hani biz kırgın değiliz birbirimize diye. Hani ayrıca da evet kırgın da değilim. Ne yapacağım, çocuk gibi küsecek halim yok herhalde. Tabii. Yani sen onlar istedi diye geldin ha? Yani. Anladım. Neyse ben gideyim. Gitme. Niye? Konuşalım. Konuşalım. Peki konuşalım. Seni dinliyorum. Neden hemen avukatını gönderdin? Meltem, her şeyi sen istedin. Tamam da yani çok hızlı oldu. Bu kadar hızlı olacağını düşünmemiştim. Ne fark eder canım? Ha hızlı ha yavaş. Senin bu kadar kolay adapte olacağını da düşünmemiştim. Şaşırdım. Ben de senin bu kadar çabuk ayrılmak isteyeceğini düşünmemiştim. Ben de ona şaşırdım. Ya bu benim böyle aniden verdiğim bir karar değil. Uzun zamandır üzerine düşünüyordum. Madem sen uzun süredir üzerinde düşünüyordun, sen bu konuya daha hazırlıklısın. Şaşırmana şaşırdım doğrusu. İnsan ne kadar düşünürse düşünsün yine de böyle hazırlıklı olamıyor. Ama artık alışsak iyi olur. Zaten bak.
geceler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alırım, ayrı dümen tutarız bu evde, sır dolu şu halimiz.